Merhabalar, Bir Kase Mutluluk kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ailecek, severek yiyebileceğiniz ev yapımı fileli köfte tarifi vereceğim. Tarifimiz için malzemelerimiz 600 gram dana kıyma, içine kuyruk yağı da koydurursanız daha lezzetli olur. 4 adet domates, 1 kase ekmek içi, köfteye göre ayarlayacağız bunu. 2 adet soğan, 1 kaşık domates salçası, 1 yumurta, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyonumuz var. 250 gram tereyağım, 1 bardak suyum, süslemek için maydanoz ve pidelerim var. Önce köftelerimizi yapmakla başlıyoruz işe. Bunun için ben kıymamı derin bir kabın içine aldım. Üzerine rendelemiş olduğum soğanlarımı boşaltıyorum. Yumurtamı, ekmek içini, baharatlarımı ilave ettim ve güzelce bunu bir köfte hamuru haline getireceğim. Evet arkadaşlar, köftelerimizi yapmaya başladık. Ben sizin için biraz örnek hazırladım. Şöyle elimde gördüğünüz gibi ceviz büyüklüğünde aldım. Güzelce yuvarladım. Hafif bir şekilde bastırdım. Şimdi kızartma işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, köftelerimi kızgın yağdaki tavama aldım. Önlü arkalı güzelce eşit şekilde orta ateşte pişiriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi son pidelerimizi hafif bir tereyağında soteleyeceğim sizin için. Hem ısınmış olacak hem de daha lezzetli olmasını sağlayacak bu. Ben sizin için genişçe bir tavanın içine az bir tereyağı erittim. Şimdi pidelerimi de üzerine ekliyorum. Böyle güzelce tereyağı ile birlikte karıştıracağız. Evet, köftelerim pişti arkadaşlar. Şimdi sıra geldi domates sosumuzu hazırlamaya. Ben bunun için rendelemiş olduğum domatesleri az bir yağda derin bir tencerenin içine aldım sizin için. Şimdi içine domates salçamı da ekliyorum. Biraz hafif tuz da attım. Çok az, bir tutam kadar karabiber atacağım, tatlı lezzet versin diye. Daha sonra bunu bir su bardağı suyla açacağım. Evet arkadaşlar, sunu tavamı sizin için hazırladım. Sıcak pidelerimin üzerine kızartmış olduğum köftelerimi koydum. Şimdi üzerine hazırlamış olduğumuz domates sosumuzdan gezdireceğiz. Her tarafına gelmesine özen gösteriyorum. Ben yanına yoğurdunu koydum. Siz sarımsaklı da tercih edebilirsiniz. Kızdırmış olduğum tereyağından da şöyle güzelce her tarafına ve maydanozla süsleyeceğim. Maydanoz tercihe kalmış. İsteyen süsleyebilir, istemeyen tercih etmeyebilir. Ben kendim sevdiğim için kullanıyorum. Evet, pideli köftemiz hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenme butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.